Element Binding ile başlayacağız. Yeni bir proje açayım. Aynı solution içerisine. Add new project. Buna da Element Binding Samples diyelim. Main window'u kullanmayacağım. Hepsi için ayrı sayfalar açayım. Yeni window açıyorum. Element Binding 1. Genişlik ve yüksekliği ayarladım. İçerisine de kodumu yazmaya başladım. Stack panel oluşturuyorum önce. 840. Stack panel'e değil, ona genişlik, yüksekliği vermeye gerek yok. Zaten otomatik alacağız. Text block. Altına da bir slider açıyorum. Element Binding Sample projesini Startup Project diyorum. App Zeman'da da bunu çalıştırdım tabii. Uygulama bu. Şimdi benim istediğim şey, bakın, yukarıda aslında bir text block var. Şunun da slider olduğunu biliyoruz zaten. Slider value property ile, örneğin 0'dan 100'e kadar değerler vardır bu slider'da. Sizin verdiğiniz değere göre değişebilir tabii. Ben bunu değiştirdikçe yukarıdaki text block'a yazacak. Onu istiyorum. Yani Windows Form'da bunu nasıl yaparız? Burada slider'ın her değişme zamanında bir event'i tetiklenir mantık olarak. Nedir bu? Örneğin text üzerinden gidersek text box'a nasıl oluyordu? Bir şey yazdım mı text change event'i tetikleniyordu. O zaman her tetikleme anını, yani her silme ya da bir şey yazma anını o eventten yakalayıp başka bir şey yazabiliyorduk. Burada da bunun değişme anını bir event ile yakalayıp
C# tarafında değeri alıp label'a yazmamız gerekiyor. C# Windows Form mantığı da bu. Ama ben burada C# tarafına hiç geçmeden XAML'da yine bu şekilde hiç bozmadan bunu yapacağım. Nasıl olacak bu? Şurada teksti var. Şimdi element binding işlemi VPF'de veri bağlamının bir kısmıdır sadece. Bir bölümüdür. Mantık şu şekilde işliyor. Kaynak ve hedef. Yani source ve target. Benim burada kaynağım slider'ın kendisi. Çünkü veri buradan çıkıyor. Buradan geliyor. Kaynak bu. Hedef ise bir text block. Bu bizim bir numaralı kuralımız. Kaynak, hedef. Ben diyorum ki slider'dan, bu kaynaktan şu hedefe, bu hedefin tekstine şunu yazacağım. Yazma işlemini öğrendiğiniz gibi binding ile, karışık bir projede öğrendiğiniz gibi binding ile yapıyorum. Ama binding'de sadece buraya veri bağlanacağını bildirmiş oluyorum. Peki neyi bağlayacağım? Hangi nesnenin? Şimdi element binding dedik. Element aslında Windows Form tarafında düşünürsek kontrole denk geliyor. Çünkü burası XML mantığıyla çalışıyor. XML'de de bu her tag'a bir element deniyor. Ama aynı zamanda neye denk geliyor? Bir örneğin kontrole. Değil mi? Text block bir kontrol aslında. Ama görsel tarafı XML olduğu için buna element de diyebiliyoruz. Elementi bu şekilde düşünün. Element name, yani hangi kaynağa bağlanacak? Bir tane var farklı. O da slider. Onun neyine bağlanacak? Sonuçta slider'ın birçok özelliği var değil mi? Yani hangi property'sinde ne alacak? Bunu da virgülden sonra pet ile slider'ın value'sunu alıyorum. Bu kadar. Bakın. Double olarak veriyi alıyorum. 100-0. Hiçbir C# yazmadım. Element binding 2 örneğine geçelim. Text üzerinde bunu yapalım. Bir text box, bir de text block olacak. En üstte bir text box koyalım. XName, TXT1. Arka planı azur olsun rengi. Hemen oldu zaten. Hatta grid'in Windows'un komple yüksekliğini de değiştirebiliriz. Azur yüksekliği 100 olsun. Horizontal alignment buna gerek yok. Vertical alignment tap olacak. Margin'i de verelim. Yüksekliği fazla oldu. 70 yaptım.
tekstine veri bağlayacağız. Bunun da text block'un da yüksekliği 20. Genişliğini belirtmemiz gerek çünkü yazdığımız orada görünecek. Size'ını da belirtelim. 14. Vertical alignment'ta zaten center'da bunu bottom yapmamız gerekecek. Bottom yaparsak çok dipte oldu. Bunu biraz yukarı kaldırmak için soldan 10 yukarıya gerek yok. Sağdan 10 alttan 50 yükseklikte dedik mi tam oturdu. Oldu. Ve veriyi bağlayalım. Binding element name txt1 hemen bağlanıyor yukarıda. Dikkat edin. Anında. Pet. Pet'ini belirtmediğim için alamıyor veriyi. Text property'sine bağlı. Yine C# kodu yazmadan anında event'i yakalıyorum aslında. Mimari olarak bu event'i yapıyor sonuçta. Ama ben bir şey yapmıyorum. Kendisi doğrudan veriyi alıyor kaynağından. Target yani hedefe yazıyor. Bakın C# tarafına bakıyoruz. Hiçbir şey yok. Element binding 3. Hedeflerimiz 3 tane text box olacak. Text box. txt2 tekstine veri bağlayacağız. Background'ını yine hazır. Alignment. Yukarı doğru da yapabiliriz. Aşağı doğru da. Bunu yukarıdan modelleyelim aslında. Çünkü diğeri yukarıda. Onun altına doğru daha doğru bir hesap yapabiliriz. Şunu tap dedim. Tap dediğim zaman dikkat edin. Onun
üstüne gitti. Bu nedenle marginini ona göre vermem lazım. Soldan gene 10. Yukarıdan bakın burası hesabı basit. Şimdi en üstten aşağı doğru bir konum vereceksem sol tarafı verdim zaten 10. Üst üste binmiş. Şuradaki text box'ın yüksekliği 100. Yukarıdan da 10 marjini var. 110. Ben 120 yaparsam şuradan da 10 marjin bırakarak aşağı inmiş olur zaten. Yani yukarıdan 120 dedim. Bakın tam olarak istediğim gibi oldu. Sağdan 10, alttan 0. Tabii genişliğini vermem lazım. Çünkü 3 tane koyacağım buraya. Çok az tabii ki. ...90 iyidir burada. Horizontal'da left yapıyorum. Sola yaslı olsun. Hatta genişliği 80 yaptım. Yapacağı işlem çok... ...büyük bir şey değil zaten. Bu sefer aynı hesabı soldan bunun için yapıyorum. Bunun genişliği 80 ise soldan 10 marjım varsa 90 şuradan başlamış olur. 100'den başlarsam tam içeride başlayacak. Sol üst sağ alt. Bunu da 120'den yaptıysak artı 80 210 yaparsam bunu. Yanlış yerden yaptık. Şuradan. 210'a sağdan sol üst sağ. Üstten de doğru soldan da. Genişlik. Evet yanlış hesap. Ben şuraya göre hesapladığım için atladım. 180 artı 10, 190. Bunlara biraz daha genişlik verebiliriz bakın. Alan var burada mesela. 85. O zaman 105, 195 dersen biraz daha düzgün olur. Bağlama işlemlerine geçeceğiz. Veri bağlama işlemi gene text üzerinde yapacağım. Benim kaynağım hedeflere bağlanacak. Öncelikle ilk iki tanesinde yapacağım veri bağlama aynı. Element binding text tx'e biri bağlan neyini? Text'ini istiyorum. İkinci daire. Hepsine 100 hate verdim.
şurada değişiklik yapsam, mesela bu normalde hedef. Bu benim hedefim. Ben buradan bir şey yazdım. Başka bir yere tıkladım. Bakın diğerleri de etkilendi. Normalde hedef buydu. Pardon, kaynak buydu. Bunlar hedef. Şöyle, bunlar kendi aralarında ilişkili aslında. Yani veri alıyorsa veri de gönderebiliyor. Şöyle düşün, biz ne yapıyorduk mantık olarak Windows Form'da? İşte Textbox vardı. Textbox'a örneğin güncelleme için bir şeyi alıyordun, tekrar geri gönderiyordun. Bunun için veriyi bağlıyorsun vesaire. Bu işlemleri kolaylaştırıyor aslında bu yöntem. Çünkü iki taraflı çalışıyor. Hem alabiliyor hem de gönderebiliyor. Ama aslında bunu istemeyebilirim. İstemediğim işlemler de olacak. Birazdan şurada yapacağız bunu. İzin verilmemesi gereken şeyler. Ben diyorum ki şurada benim yaptığım değişiklik bu hedefteki şuraya, buraya yansımasın. Ama burada yaptıklarım buraya yansısın. Bunu nasıl yaparım? Bakın, hepsine yansıyor bu. Şuradakini yansıtmayacağız. Bunların mod özelliği var. Binding işleminde. Ben diyorum ki pet'ten sonra tamam bunu bağla ama mod olarak one way olsun. Yani tek taraflı çalışsın. Sadece kaynaktan veriyi al. Normali ne peki? Varsayılanı two way. Yani az önce yaptığımız gibi hem veriyi alır hem de bir şey gönderebilir. Değişiklik. One way yaptım. F5. Kaynak çalışıyor. Sorun yok. Buradan şey değiştirdim. Sorun yok. Buradan değiştiriyorum. Diğerleri etkilenmedi. Çünkü bu one way. Bu ne için önemli? Şimdi buradan gelen mesela biz buraya öyle bir şey yaptık ki bunun sadece get özelliği var. Mesela ben şuraya bir şey bağladım. Sadece get özelliği var. Seti yok. Propertilerde yok muydu? Getter, setter. Ben setini kapattım. Yani veri alamıyor. Ama içerisindeki veriyi gönderebiliyor. O zaman benim buraya bağladığım şey burada bir şey yazdığım zaman eğer two way çalışma mantığında olacaksa mantıklı değil. Hatalı bir yöntem çünkü bağlayamayacak. O zaman ben bunu one way yaparım. Sadece get olsun. Sadece veriyi göstersin. Şurada da bunun nedenini anlayacağız aslında. Ben burada şurada yazılan karakterlerin sayısını göstereceğim. Kaç karakter olduğunu dinamik olarak göreceğiz. Geldim üçüncüye. Binding, element binding. TXT1, pet. Bakın, pet'te aslında kafasına göre bir şey listelemiyor. Sen elemente ne verdiysen onun propertilerini getiriyor. Mesela textbox propertileri. O yüzden ben text.length diyerek karakterin uzunluğunu almıyor muydum zaten? Bu şekilde aldım. Ne diyor bana? Bakın length diyor. Diyor ki bu read only. Hani sen şöyle bir durum var. Gidip bir karakteri örneğin text box'ta kaç karakter varsa length'ini alıyorsun. Kaç karakter olduğunu öğreniyorsun. Bunu değiştirebiliyor musun? Bunu örneğin 20 karakter yap diyemezsin. Çünkü sadece read only, okunabilir. Sadece get'i var, setter yok property'sinin. O yüzden de diyor ki, bakın açıklama two way ya da one way to source bu işlemde çalışmaz. Bizim varsayılarımız neydi burada? Two way. O zaman çalıştırırım. Boyumun ölçüsünü alırım.
Gördüğünüz gibi bu olmaz diyor. Bakın kendisi anlıyor zaten hata olacağını. O yüzden bizi uyarıyor. Ben diyorum ki modu one way olsun. Şu an hiçbir sorun yok. Cihan yazdığımda 5 karakter. Özhan boşlukla birlikte 11 karakter. Bunu aldım. Hata olan şu değil mi? Bak, length'i bağladım. Length'i değiştirebilir miyim? Mantıklı mı mesela? Ben burada metin yazdım. Olmamalı değil mi? O yüzden hata vermesi doğruydu. Şu gene çalışır çünkü two way ama bu etkilemez. Element binding 4 diyoruz. Checkbox ve buton ile yapacağız bu uygulamayı. Göstereyim. Biz enable value binding yapacağız. Bind etmek istediğim şey checkbox. Pedi de bunu is checked. True ya da false deniyordu bana. Bu da benim işimi görüyor zaten. Mesela sözleşmeyi okudum gibi bir şey. Şurada bir link olur. Onu da yaptık. Hyperlink. Hyperlink'i koydunuz. Oraya tıklandığı zaman örneğin bir form açarsın ya da bir yere bir sayfaya yönlendirirsin. Bunu okuduysan bunu işaretlersin. Sözleşmeyi okudum. Hemen onu çevirelim bir şey. Bu daha mantıklı. Sözleşmeyi kayıt oldu. Sözleşmeyi okuduysan kaydolabilirsin. Yoksa olamaz. Yeni bir element binding örneği daha yapacağız. Element binding 5. Yine slider kullanacağım burada. Slider 1.
Burada da biraz daha farklı bir örnek yaptık. Slider'ın value değerini butonun width'ine atadım. Yani genişliğini artırdım. Önce butonun görünmesi lazım. O yüzden şunu default'unu biraz artırayım. Bakın slider'ı uzattıkça buton da artıyor. Yani sadece text gibi, checkout gibi yerlere bağlamak zorunda değilsiniz. Burada istediğiniz bir yere değer olarak verebilirsiniz. Sağdan soldan kenarlıkları vesaire değiştiriyordu. Bu şekilde tamamen farklı bir şey yapabiliyoruz. Hatta yüksekliğini de bağlayayım. Olsun. İster burada uçsun, kaçsın, kuş olsun. Sen butonu kuş gibi tasarla. İşte bir basketbol topu gibi tasarla. Fark etmiyor. Buton, butondur. Yani buton değişmez. Yaptığı iş neyse onu yapar. O yüzden görsel tarafta ne yaptığınız önemli değil. Kontrol çalışmaya devam eder. Farklı bir örnek daha yapalım. Element binding 6. Burada text box ve list box kullanacağım. Unutmayalım.
D, E dizili, F dizili, G, H ve U. Diskler genelde bu şekilde isimlendirilir. Metine de selected item nokta content diyorum. Çalıştırıyorum. Aşağıda bir liste var. Bu listeyi seçtiğim zaman bu seçili olan yukarıda görünmesi gerekiyor. Benim istediğim bu. Ne kadar kolay bir özellik. Bunu C# Windows Phone formda yapmaya çalıştığım zaman event'i yakala, oradan geleni al vesaire gereksiz bir şey. Burada püf nokta, textbox'a kaynak veriyorsun. Kaynağın element adı LST. Onun neyine erişecek? Selected item, seçilenin content'ine. Content'i ne? Bu. Bu kadar. Bunun aynısını şöyle kopyalayayım. Combo box yaptım. Combo box item yaptım. Yükseklikte veriyor kadar. Değişen bir şey yok. Combo box aynı.